Esselamu aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Hatay'a ait külçe yapacağım. Ya Hatay usulü de diyeyim. 2 su bardağı sütüm var. 1 su bardağı su. 1 su bardağı kavrulmuş susam. 1 çay bardağı tereyağı. Yarım çay bardağından birazcık fazla. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 1 kaşık tereyağı böyle. 1 çorba kaşığı rezene, kavrulmuş, dövülmüş, çok hafif. 1 tatlı kaşığı çörek otu. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı da elma sirkesi. Fark etmiyor, üzüm sirkesi ya da elma sirkesi. Burada da o doğal mayam var, organik mayam. Bir de unum var. Şimdi yapmaya başlayacağım inşallah. Şimdi 2 bardak sütümü koyuyorum. Ilık süt. 1 bardak ılık su. Böyle. Bir de arkadaşlar mayamı göstereyim size böyle. Kendi kullandığım mayı kendim yaptım. Bunu kullanıyorum. Ama ileriki zamanda size de inşallah video çekiyorum. Size de göstereceğim. Şöyle 2 kaşık, hatta 3 kaşık kullanayım böyle. 3 kaşık ekşi maya koydum. 1 tatlı kaşığı tuz. Şöyle biraz eriteceğim bunu. Arkadaşlar siz hazır maya kullanacaksanız 1 tatlı kaşığı dolusu kuru maya kullanın. Böyle 1 yemek kaşığı tereyağı koydum. Oda sıcaklığında. Böyle 1 çorba kaşığı sirkem var. Onu da boşaltıyorum. 1 3 4. Şimdi 4 bardak un koydum. 4 bardak un koydum. 5. Arkadaşlar şöyle 2 tatlı kaşığı rezene koydum. 1 tatlı kaşığı çörek otu. Şöyle yarım bardakta kavrulmuş susam. 6. Altı buçuk bardak koydum şimdi. Bakalım. Eğer yetmezse daha koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurum uçtu. Yoğururken kim yiyecek acaba bundan? Bizde derler ki eğer bir şey yaptığın zaman bir yemek uçarsa böyle sıçrarsa birisinin kısmeti olacakmış demek ki. Tam 7 bardak yetti. Arkadaşlar şimdi bunu fırının içinde, soğuk fırın ama ısıtılmamış, üstünü örtüp fırına koyacağım. Orada daha çabuk mayalanıyor. Arkadaşlar bu mayalanınca görüşürüz inşallah. Hamurum mayalanmış. Organik maya olduğu için 1,5-2 saatte mayalandı. Çok güzel oldu. Şöyle. Şimdi bunun havasını böyle alacağım biraz. Arkadaşlar şöyle mandalina büyüklüğünde. Şöyle. Elimi yağa batırıp öyle kesiyorum. Arkadaşlar bu gülçenin yanında bizim Hatay'da cevizli biber de yapılır üstüne sürmek için. Ama sade de yenir. Şimdi yapmadım. Bir daha inşallah ilerideki zamanda tekrar yaptığımda ikisini bir yapıp inşallah şöyle arkadaşlar yağlıyorum yapışmaması için.
23 tane çıktı. Arkadaşlar şimdi külçemi yapmaya başladım. Şöyle üstüne yağ süreyim. Şunları böyle açayım. Hamurlarını. Arkadaşlar burada bir yarım çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı eritilmiş tereyağı göstermiştim zaten size. Arkadaşlar şöyle tepsini yağlı kağıt koydum. Susamı koyacağım üstüne şöyle. Arkadaşlar böyle bu şekilde tepsimi diziyorum. Arkadaşlar bu şekilde böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu şekilde döndürüp şöyle arkadaşlar böyle. Şöyle kavrulmuş susam serpiyorum üstüne biraz. Şu şekilde böyle. Arkadaşlar böyle. Şöyle arkadaşlar siz de yapın. Emin olun çok kolay ve çok zevkli.
Şimdi külçelerini yapması bitti. Hazır fırına koyacağım şimdi. Böyle bir tepsi, bir de bir tepsiye koydum kalanı. Şöyle kalan kavrulmuş susamı üzerine serpeceğim. Böyle. Kullandığım yağın yarım çay bardağı kadar arttı. Hani belki çok yağ koyduğumu zannedeceksiniz ama aslında fazla yağ gitmedi. Bunun usulü de böyle. Şimdi fırına koyacağım 200 dereceye. Arkadaşlar külçemiz pişti. Nar gibi kızardı. Gerçekten çok güzel oldu. Külçe karşınızda zaten. Bir şey demeye gerek yok. Şöyle arkası da nar gibi kızardı. Öyle de sıcak dokunamıyorum. Şöyle. Arkadaşlar ya bilmiyorum, tadına bakıyorum, iyi mi yapıyorum kötü mü yapıyorum bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sıcak daha. Külçemiz buram buram kokuyor. Böyle. Siz de mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Siz de yapın. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, gerçekten çok güzel oldu. Siz isterseniz margarinden de yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. İsteğe bağlı. Şöyle servis yapayım. Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere inşallah.